Whisky TV'ye hoş geldiniz. Whisky TV bir BVC projesi. Artık yeni sezon videolarımızla sizlerleyiz. Yeni sezona daha bilgilendirici bazı videolarla girelim dedik. Whisky severlerin çok önemsediği bir konu olarak şeri fıçısı, şerinin ne olduğu. Böyle bir muamma var. Bunu biraz açığa çıkaralım dedik. Barış abi sen de hoş geldin bu arada. Hoş bulduk Ekin'cim. Nasılsın, nasıl geldin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şeriye girmeden istersen bir fıçıdan bahsedelim. Evet. Viski zaten damıtıldığında beyaz bir içecek. Hiçbir şekilde her renk yok. Aynı vodka gibi veya diğer şeffaf alkoller gibi. Ama fıçıya girince bazı işler değişiyor. Renk alıyor, koku alıyor, tat alıyor. Ve ondan sonra adı da viski oluyor zaten. Genel olarak aslında şeyi söylemek lazım. Fıçının bazı 4 temel etkisi var. Ondan bahsedersek bence süper olur. Çok açıklayıcı birkaç makale bu teoremden yararlanıyor. Öncelikle tamamen meşeden ek aromalar katılıyor. Yani bu meşenin kendi nüfuz ettiği, içkiye nüfuz ettiği, alkole nüfuz ettiği bazı şeyler var, aromalar var. Ondan sonra içi yakılıyor bu fıçıların. Hiçbir fıçı, İskoçya'da özellikle, içi yakılmadan kullanılmıyor diyebiliriz rahatlıkla. Tabii ki yakılma süresine göre ufak farklı olsa da oluyor. Yakılma göre süresi de bir ustalık, bir kendi çok içinde başka teoriler içermesiyle birlikte yakılınca bir karbon, bir filtre görevi görüyor. Fıçıdan bazı kaba notaları almıyor. İlginç olan nokta alkolle meşenin bir araya geldiği noktada farklı böyle bir reaksiyon da oluşuyor. Aslında öngörülemez. Bazı notalar, aromalar da açığa çıkabiliyor. Kimyacılar bunu daha iyi bilir tabii. Bu üçüncü, dördüncüsü de meşenin hava alan, oksidasyonun ve yıllanmayı sağladığı bir olay. Yani aslına bakarsak meşe fıçı çok büyük bir icat. İçecek ve içki endüstrisi için ve başta viski endüstrisi için. Bundan sonra sherry'e değinirsek, sherry ile ilgili sen neler söylemek istersin? Aslında sherry de viski için çok büyük bir icat. Evet. Yani zamanında deneysel ya da şans ya da zorunluluk üzerine taşıma problemlerinin önüne geçebilmek için koyulmuş fıçıların inanılmaz bir aroma vermesinin üzerine daha çok yoğunlaştırılarak yapılan, daha çok çeşitlendirilerek yapılan bir ne diyebiliriz? Bir inovasyon türü olmuş. İnovasyon olmuş aslında. Aslında bir fortifiye şarap türü. Evet. Bölgesinden bahsetmek ister misin? Tabii ki. Şere şimdi diğer mesela şeylere çok dikkat etmeden takılabiliyor dediğimiz konular var. Mesela Blendy'ye konyak diyebilmek için sadece konyak bölgesinde. Bu apelasyon lazım dediğimiz. Apelasyon kuralları var. Bunun gibi atıyorum daha birkaç Armanyak'ta, birkaç alkolde daha bunlar var. Şeride de asıl bölge, daha doğrusu bir şaraba sherry yazılabilmek için gereken bölge Helez bölgesi. Bir Helez üçgeni denen bir bölge var. Sadece burada yapılan şaraplara sherry denebiliyor. Tabii belli kurallar manzumesi içinde yapılan Helez üçgeni bunlar deniyor herhalde. Üçgen, evet. Üçgen içinde kalan dar da bir bölge aslında. Dar bir bölge. İspanya'nın güneyinde Cebeli Tarık'a yakın sanki. Yakın, çok da denize de belli bir yakınlığı olan bir bölge. Çok da ya mesela şöyle de bir durum var. Hani diğer yerlerde ne denilebiliyor? Mesela Avustralya'da Apela denebiliyor. Şeri kullanılamıyor. Ayrıntı bir nokta daha konu var ki o da enteresan. Bir şarabın üzerinde fino, PX veya başka bir şeyler görebiliyorsunuz. Bu serbest kanunlarca. Ama şeri yapılabilmesi için tek yer Helez bölgesindeki bu üçgenin içinde yapılması. Biraz şeriden bahsedelim. Üzerine gidelim. Değil mi? Evet. Üzüm sonuçta. Evet. Her şey bir üzümle başlıyor. 3 çeşit üzüm var. Bunların en bilineni tabii ki Palomino. Palomino. Evet. Ve PX. Bir de PX. Ama az bilinse de Moscatel de. Moscatel yani de kullanıyor ama formüllerde hep zayıf kullanılıyor. Evet. Yani çok Palomino, geri derse. PX daha fazla sanki. En önde Palomino var. PX de zaten hani kendisi sadece bu 6 çeşidin içinde sadece isim veren PX var. Kendi ismiyle kullanılabilen. Diğer yerlerde hep Palomino daha ağırlıktı. Çok enteresandı. Evet, hepsi beyaz üzüm bu arada. Beyaz üzüm. Yani renginden dolayı belki hep aldanma olur. Burada şey bekler, kırmızı böyle çok koyu bir kırmızı bir üzüm beklenir öyle, ama öyle bir şey hayır yok. Palomino gayet beyaz. Tamamen yıllandırma ile ilgili olan bir şey. Şeride yıllanan bir içki nihayetinde. Biraz yıllanmadan bahsedeyim istersen. Tabii ki, lütfen. Şeride iki tip yıllandırma var. Bir tanesi biyolojik yıllandırma diye geçiyor. Şeri üretiminde şarap fıçının içine basıldıktan sonra bir flor diye bir tabaka oluşuyor. Bu bakteriyel reaksiyonla, yani fermentasyon sonucu oluşan bir tabaka. Bu florun altında kaldığı takdirde şarap gelişmeye, biyolojik olarak yıllanmaya, farklı karaktere bürünmeye devam ediyor. Bu genelde fino,
Manzanilla ağırlıklı şeriler de var. Bununla birlikte viski endüstrisinde bizim çok yakından tanıdığımız Oloroso, Pedro Ximenez gibi şerilerde ise oksidatif yıllandırma var. Oksidatif yıllandırmada fıçının içinde florlaşma yok. Bununla birlikte nefes alan bir yere ihtiyacı olan şarap var ve bunun adresi de yine fıçı oluyor, meşe fıçılar oluyor. Ve meşe fıçılar da aynı viski gibi nefes alarak gelişen bir şeri şarabımız var. Tabii ki bunun şartı olarak fortifiye edilmiş, yani üzerine üzüm alkolü genellikle eklenmiş. Fermentasyonun durdurulduğu bir içkiden söz ediyoruz. Bildiğimiz, Türkiye'de de çokça güzel örnekleri olan aslında bir fortifiye şarap türü böylece. Viski ile bağlantısına bence yavaştan geçelim. Geçmeye ne dersin? Geçmeye başlayalım bence. Evet. De. Ama öncesinde istersen şişelerimizi gösterelim. Evet, bir Oloroso şeri. Oloroso şeri bildiğimiz gibi büyük adı en çok duyulan şeri kask viskilerde en çok kullanılan. Yoğunluk Oloroso'da. Yoğunluk Oloroso'da. Sonra çok prestijli bir şeri olarak Lustav'u, Redbreast'in Lustav ekspresyonundan tanıyacağımız üzere. Ki orada da tanınıyor. Evet, muhteşem bir şarap. Birlikte gerçekten tadımını da yapmıştık. Gerçekten harika bir şarap Lustav'u. Bir de Palo Cortado var. Palo Cortado da ara şeri diyebileceğimiz bir şey. Hem böyle bazı türlerinde biyolojik yıllandırmayla oksidatif yıllandırma bir arada ilerliyor. Küfü bir süre sonra şeri yırtıyor ve daha oksidasyon, yani fortifiyesi güçlü olan diğer şaraplar gibi bir yıllanmaya geçiyor. Şarap, yani bir PX ve Oloroso gibi olmaya geçiyor. Ama Palo Cortado çok fazla viski kullanmıyor. Genelde çok kullanmıyor. Nadir, çok nadir. Yani bunlar muhtemelen denenen şeyler çokça ama en iyi sonuçlar Oloroso'da ve Pedro Ximenez'de kesinlikle alınıyor. Şimdi bilinen bazı yanlışlar var. Onlara geçsek. Aslında viski severlerin çoğu şeri fıçılarını ex-bourbon kasklar gibi Amerika'dan gelen, Jim Beam'den gelen o veya başka bourbon üreticilerinden gelen artık ıskartaya çıkarılmış olan fıçıların aynı yöntemi olduğunu düşünürler. Aslında böyle değil. Bir zamanlar bu çok buna benzer bir şeydi. Ta ki İspanya 1987 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu'na katılana kadar bundan sonra fıçıların oraya içi dolu olarak gitmesi yasaklanınca iş değişti. O konuya geliriz ama ufak bilgiler olarak şunu söylemek gerekiyor bence. Viski endüstrisinde şeri uzun yıllarca içinde şeri olan fıçılar gitmiyor. Şeriler genelde İskoçya'ya giden fıçılar 6 ay ile 2 sene arasında yıllandırılıyor. Ve zaten daha ötesi böyle 30 yıl, 40 yıl, 25 yıl bu şişeler mesela oldukça yıllanmış şişeler. Bunlar bir viski damıtım evi için katlanılabilecek maliyetler olmayacak. Yani çok ağır maliyetler evet, var. Yani hatta bu hep tartışılan konudur. Bourbon fıçısıyla şeri fıçısı arasındaki maliyetin 1'e 10 olduğunu 1'e 10'dur, tabii söylüyorlar yani. Ki bu çok büyük bir maliyet. Hele böyle bir 20 yıl, 25 yıllık bir şeyler için herhalde 1'e 50, evet, 1'e 30'la bilemiyorum. Yani çok dengesiz rakamlar çıkacaktır. Bu da maliyetleri kurtarmaz diye düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Solera yöntemi var. Solera yönteminden çok ufak bahsetsek sıkmadan. Çünkü Solera yöntemi viskiyle aslında çok, bir tek Glenfiddich'in 15 yıllık Solera yöntemiyle üretiliyor. Ama şeri ile ilgili bilgi eksiği kalmaması açısından ufak bir anekdot vermek ister misin abi? Tabii ki Solera aslında çok değişik bir sistem. Çok da eski bir sistem aslında. Çok uzun yıllardır yapılan bir sistem. Yani bunu şöyle bir anlatmam gerekiyor. Altta belli, en altta 8 tane fıçı koyduğunuzu düşünün. Bu fıçıları doldurduğunuzu, bunun 1 yıl bekledikten sonra üzerine atıyorum daha az adette 6, 4, birer yıl ara vererek bütün fıçıları doldurduğunuzu ve böylece en alttaki fıçının en yaşlı olan, en yukarıdakinin de en genç olan fıçı olduğunu ama aradaki bağlantılardan dolayı bütün şerinin içeride gezdiğini, bundan dolayı da alttan doldurumu yapılırken de her seferinde çok aromatik, çok dengeli ama muhtemelen eşsiz, bir daha asla aynısına denk gelemeyeceğiniz. Bu Glenfiddich 15 için de var. Evet, yani evet, içenler derler ki mesela bir içtiğimizde bir daha içtiğimizde çok ufak tolerans farkları var her zaman. Bu Solera sisteminde çok daha, ya ileriki programlarda bunu daha değişik bir şekilde de anlatabiliriz diye düşünüyorum. Tabii, hatta Glenfiddich ile beraber bir özel bir programda yapalım bence evet, çünkü viski severler Solera'dansa Sherry'nin etkileri, Sherry evet, nasıl böyle viskinin içine geldi daha çok merak eder diye düşünüyoruz. Ben de aynı fikirdim. Çok ilginç karşılaşma. Aslında Britanya halkının tarihteki Sherry'e veya tatlı şaraplara duyduğu ilgiyle çok alakası var. 19. yüzyıla kadar, hatta 19. yüzyılda da 20. yüzyılın başında da Britanya'da İngilizler, İskoçlar çok yoğun olarak Sherry tüketiyorlar. Sherry'ler
O zamanlar gemilere yüklenip İspanya'dan İngiliz limanlarına geliyor ve fıçılar halinde geliyor. Londra'da ve büyük kentlerde şişeli fıçıları tutan, içinden fıçılarla satış yapan içki tüccarları var. Tabii ki bu zamanla kesiliyor çünkü regülasyonlar hem şeriyi korumak için İspanya'daki yerel kanunlar hem Avrupa'nın genel bazı içki ticaretine getirdiği kısıtlamalarla bu 1970'te artık eski transport kask denilen bu şeriler gidemiyor. Ama burada bir anekdot vermek lazım. Eski makalan falan derler, bu çok duyulur. Eski makalanlar o transport kasklardan olduğu ve bugün birçok bazı yıllanmış ve lüks viski kategorisinde olan malt viskilerde o fıçılardan var yani. Hiç yok değil. Ama şu an günümüzde satışı olan son 20-30 yılda yani 85-90 yıllarından sonra şişelemelerde yani neredeyse tamamı transport kask olmayan şeriler. Bundan sonra da ilk önce çok ilginç bir olay var. Bu fıçılar gelmiyor. Bu fıçılar niye güzel? Eski şeriler niye güzelleniyor? Çünkü yıllanmış şeriler var o fıçıların içinde. Ama bugün öyle bir şey mümkün değil. Çünkü o şerileri kimse içmeyecek. Şu an ki viskilere o güzel tatları veren şeriler aslında gayet lezzetsiz, içime uygun olmayan, sadece tatlandırmak için üretilen, biraz daha düşük kalite olan ve tabii ki bundan sonra da içime değil sirke veya brandy'ye damıtıma giden şeyler oluyor. Bundan sonra ama tabii İskoç viski üreticileri çok geriliyorlar bu durumdan. Artık fıçı gelmiyor. Şeri fıçıda yıllanan viskilerimiz çok güzeldi, nasıl yapsak diyorlar. İlk önce bir üzüm konsantresi gibi bir şey deniyorlar. Bir özel bazı isimleri var bunun bölgede, İspanya'da filan. Onu İngiltere'de de olan bazı içecekler fıçıların içine sıvanıyor. Bir sürü deney deneniyor ama asla o transport kasklardaki etkiyi etmiyor. Bundan sonra Glasgow'lu o zamanın ünlü bir blenderı, viski blenderı, harmancısı Seasoned yöntemini buluyor. Seasoned'ın Türkçesi de çeşitlendirmek, tatlandırmak gibi. Yine İspanya'daki yani Herez'de, Şeri bölgesinde fıçılar belirli kooperatifler tarafından viski üretimine uygun olarak alınıyor. Viski üretimine uygun olarak Amerikan fıçı olmak üzere, Quercus Alba olmak üzere nadiren de İspanyol lobullar veya Romanya'dan gelen Avrupa meşelerle bunlar bodegalara yani şeylere yollanıyor. Şeri üreticilerine yıllandırmak için, çeşitlendirmek için yollanıyor. 6 ay ile 2 sene arasında çeşitlendirme tamamlandıktan sonra İskoçya'ya gidiyor. İspanya'da artık şeri sadece şericilik bir sektör değil, şeri seasoning diye ayrıca bir sektör ortaya çıkmış durumda. Çok büyük bir talep var çünkü. Muazzam bir sektör olmuş durumda. Acayip bir talep var. Kendi ustaları yetişiyor. Bu insanlar şeri üretmiyor. Viskiyi yıllandırmak için uygun olacak şeriyi üretiyorlar ve çok tuhaftır aslında. 6 ay, 2 sene gibi zamanlarda ortaya çıkmayacak bir şey için çalışıyorlar. Yani ondan sonra İskoçya'ya giden ve belki ondan 18-12 yıl sonra üretilecek bir içki için böyle bir sektör çıkmış. Bu da şeri fıçısının gerçekten mucizevi. Viski endüstrisi için çok güzel bir tesadüf olduğunu gösteriyor. Bir ufak anekdot daha verelim derim ben. Aslında şu an şeri üreticileri Solera'ya giren, içim keyfi yüksek olan, gastronomik değeri yüksek olan şerilerin tamamına yakını Amerikan fıçı. Ama viski endüstrisinin marketing kanalları sanki Amerikan fıçı değil, Avrupa meşeymiş gibi bir algı yaratıyor ama bu aslında doğru değil. Avrupa meşe gerçekten de sadece şu an kullanım amacı viski endüstrisi için. Bunu da söylemek lazım. Bugün mesela yeni bir tartışma var. Bu aralar Avrupa'daki, Amerika'daki viski yazarları da çok bahseder. Eski ekol şeri, yeni ekol şeri, modern şeri, eski şeri gibi. Sen tatlarla ilgili ne düşünüyorsun? Nasıl farklar var eski ekol şeri ile yeni ekol şeri arasında? Yani daha açık konuşmak gerekirse ben eski ekolleri içerken daha keyif alıyordum ama yeni ekolleri daha kolay içiyorum. Evet. Yani şöyle bir fark var da yani son dönemlerde birkaç eski ekol daha içtim. En son konuşmuştuk Glasgow'u 19 için. Mesela o tamamen eski ekol bir şeydi. Evet, o çok eski bir şeydi. Evet, gerçekten ciddi eski bir şeydi. Şu an hiçbir şeyde görmediğimiz bir şeydi. Evet, aromalar var ama şey gibi, evet içmesi biraz daha zor. Ya ben daha zor olduğunu düşünüyorum. Biraz kükürt kokuları. Evet, baskın bir kükürt. Tanen daha fazla. Eski dünya şarapları gibi düşünebilir. Evet, biraz öyle. Biraz evet, daha çok sanki. Çok doğru söylüyorsun. Yenilerse daha kolay içimli. Belki biraz daha aromatik, daha az baharatlı. Daha çiçeksi, floral daha kokular var. Yani iki taraf için de hani iyi ya da kötü denemez gerçekten. Evet, evet.
Ama çok az içeceksem, yani çok ufak bir tadım istiyor olsaydım mutlaka eski dünya. Eski dünya. Bir viski, şeri viski seçerdim ama daha biraz daha fazla içmek istediğim bir akşam kesinlikle biraz daha yeni season'lara tercihte bulunurdum diye düşünüyorum. Zaten makalan yapan da biraz eski o çılarla gelen şeriler olmuş anlaşılan, böyle kesinlikle de bir nokta var. Ama aslında eski ekol ve yeni ekol bugün için çok geçerli bir teori değil. Yani mesela insanlar ve yazarlar da bu bilimsel verilerden yararlanarak söylerse şöyle bir hataya düşüyor. Glendronach eski ekol, Macallan, Aberlour gibi şerif viskiler farklı ekol. Aslında öyle değil. Sadece bu hangi şericiyle anlaştıkları, hangi fıçıyı kullandıklarına göre değişiyor. Çok bir fark kesinlikle yok. Yok, asıl mesele dediğimiz gibi regülasyon öncesi oraya giden fıçıların içinde yaşlı şerilerin olmasıyla şu an yeni şerilerin olması. Böyle bir durum var. Son olarak şey merak edilebilir. Hala eski o şerileri kullanan markalar var mı diye. Benim bildiğim tomatin bir ekspresyon deniyor. Adını hatırlamamakla birlikte şerisi güçlü eski şeri gibi bir reklam da yapıyor zaten. Bilen viski severler mutlaka vardır. Dalmor zaten Matuzalem, 30 yıllık Matuzalemler kullandığını beyan ediyor. Kullanmasa da olabilir çok. Yani çok da bir etkisi olmuyor aslında Dalmor'da. Bununla birlikte Octomore'da ve Bruichladdich yıllanmış diğer o rare kasklarında falan da eski şerif fıçılarını kullanıyor. Orada ciddi farklar çıkıyor yalnız. Orada var gerçekten de. İstersen son olarak biraz Türkiye'de de olan, dünyada da olan farklı şerif fıçılarında yıllanan viskileri gösterelim. Nereden başlayalım? Haberlerden başlayabiliriz. Olur. Ülkemizde de satışı fazlasıyla yapılan Abuna şişesi. Evet. Aberlour'un aslında net olarak hangi şeriyi kullandığını söylemese bile Oloroso şeri olduğu söyleniyor. Muhtemelen. Yani Aberlour çok sevilen bir viski. Bir viski. Yalnız her beçinde anladığım kadarıyla formülde biraz zayıflama var. Blending'e şeri az giriyor. Çok şeri giriyor. Muhtemelen belki biraz daha bourbon daha baskın hale gelmeye başladı. Yani. Eski beşler çok keyifliydi. Şimdiki beşler de iyi ama nerede o eski beşler? Öyle. Devam. Ama dediğimiz gibi bu tabii şerinin değişimiyle ilgili değil, tamamen blending'in bir blending sorunu. Blending ayarıyla. Yoksa tekrar edersek tüm şeri viskiler, şeri kask viskiler artık kullanılmış, içilmiş, eskimiş şeri fıçılar değil. Kendisi zaten o amaçla üretilen, viski yıllandırmak için üretilen şeri fıçılarda, şeriyle tatlandırılmış fıçılarda üretiliyor. Aberlour'u biz çok seviyoruz zaten. Çok sevdik. Bir Oloroso diyebiliriz. Yazmasa bir Oloroso gibi görünüyor. Kesinlikle, kesinlikle. Bu Amoroso en sert, en güçlü şerilerden bir tanesi. Talisker'in Distillers Edition ekspresyonunda. Distillers Edition Türkiye'ye yalnızca Lagavulin'le geliyor. Lagavulin'le geldi. Başka Lagavulin de Pedro Jimenez'le geliyor ve çok güzel bir viski. Bu arada Talisker veya Distillers Edition'lar içinde çok aradan ufak, çünkü hepsi de şerif fıçılar kullanıldığından dolayı belirtmemiz lazım. Aynen. Artık yaş belirtilen ekspresyonlar yaş belirtilen olarak çıkmıyor. Diageo'nun Distillers Edition'ları. Bundan sonra hepsi nasıl olacak? Eski olanlar, bilebilenler varsa yaş belirtilenleri almaklarında fayda var deyip şöyle Amoroso'yu da geçtik. Bir pekmez gibi olan bir şeri var. Rengini göstermek açısından şöyle yaparsak Cavalla'nın solist ekspresyonu. Tabii ki bu rengin kendisi şerinin gücünden veya etkisinden değil. Bu yıllandırma ile ilgili olan bir viski. Sıcak iklimde şerif fıçısından bu rengi alan bir viski Cavalla. İstersen devam bir edelim. Diğer benzer pekmez kendisi gibi olan Beaumont'a geçersek. Beaumont'da Pedro Jimenez var. Pedro Jimenez var. First Fill Oloroso ve Pedro Jimenez birlikte. Aha. Yani birinci dolum olduğu için fıçıdaki aktif rengi, o şerinin aktif etkisi daha fazla nüfuz etmiş durumda. Beaumont'un prestij şerilerinden bir tanesi. Bu noktada tabii ki Macallan 12'yi saymasak olmaz. Şeri viskinin belki de çıkış popülaritesinin kaynağı olan viski Macallan 12 diyebiliriz yani. Rahatlıkla diyebiliriz. Macallan'ın bir avantajı var diğer markalara göre. Macallan bir Edrington Group markası Highland Park'la birlikte ve Edrington Group'un kendi tesisleri var. Doğru. Fıçı bulma, fıçı üretme konusunda büyük avantajı var. Daha kaliteli fıçıları bulabiliyor. İspanyol meşeye ulaşabiliyor. Seasoning konusunda biraz daha tecrübe sahibi. Tabii. Daha çünkü Macallan'ı Macallan yapan şeri iken, diğer markaların şeri olmayan ekspresyonlarıydı ünlüyken, Macallan buna biraz da mecbur ama
saymasak da olmazdı. Tabii tabii kesinlikle bakalım. Dahil olması lazım. Evet. Sondan son olarak Glenfarclas. Glenfarclas Türkiye'de satışı olan fiyat açısından da bizim çok iyi bulduğumuz, fiyat politikasını da beğendiğimiz Glenfarclas da Sherry Cask bir viski. 12 yıllık rengi, kehribarlı, bir açık kehribar bir rengi var. Onu da Sherry fıçısına borçlu diyebiliriz yani. Glenfarclas refil ağırlıklı anladığım kadarıyla. Evet. Yeniden dolum olduğu için bunu önceki videolarda da bahsetmiştik. İlk dolum. Yani Sherry ilk kez çeşinlendirdikten, İskoçya'ya gönderildikten sonra direkt viski basılmıyor. Veya aslında direkt viski basılıyor. Ama o viski bu şişe değil. Bu o viski yıllandıktan sonra ikinci yıllandırmanın ürünü diye biliniyor Glenfarclas. Sherry fıçı olmasaydı malt viski bence bugünkü popüler yerinde olmazdı. Erişemezdi. Birçok viski sever için, bence iki viski severden birisi için en azından viski de ben Sherry fıçı seviyorum diyorlar. Biz de buna yakınız. Yani Sherry fıçı olmadan rafımda en azından açık bir Sherry fıçısı olmadığı takdirde ben rahatsız oluyorum. Ben de aynı durumdayım. Hatta benim biraz daha ağırlığım Sherry. Senin biraz daha Sherry. Yani. Ama iyi ki var Sherry. Yani evet. İyi ki hangi tesadüf ya da hangi şartlar bunu oluşturdu. Tarihteki İngiliz damak tadına bu nedenle teşekkür bir ederim. Bir teşekkür etmemiz lazım. Bizi bu kadar keyifli viskilerle tanıştırdıkları için. Evet. İstersen kapatalım. Kapatalım. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.